Kendime bir ziyafet çekeyim şurada ya. Oh, mis gibi hamburger. Şimdi bunu mideme indireceğim. Babacığım, ben de çok acıktım. Bana hamburger almadın mı? Hı? Lan velet, sen kimsin, ben sana hamburger alacağım lan? Hı? Ama babacığım, 3 gündür hiçbir şey yemedim. Karnım çok aç, açlıktan öleceğim. Ulan bücür, iyi dilencilik yapsaydın çok para kazansaydın o zaman. Ama babacığım, kazandığım bütün paraları elimden alıyorsun. Ulan velet, ağız tadıyla bir hamburger bile yedirtmedin lan. Ulan ben seni var ya. Ama baba, ben de çok acıktım. Karnım çok acıktı. Ulan sana yemek bıraktık ya, yesene onu. İşte şurada, masanın üstünde, tabağın içinde duruyor. Ama babacığım, orada kuru ekmek var, hem de bayatlamış. Ulan velet, kuru ekmeği de mi beğenmiyorsun lan he? Ama baba, sen hamburger yiyorsun, patates kızartması yiyorsun, bana kuru ekmek veriyorsun. Arkadaşlar, babam sürekli beni dövüyor. Bana çok kötü davranıyor. Beni kurtarmak için bu videoyu beğenip kanala abone olun arkadaşlar. Hadi, eğer bunları yaparsanız kurtuluyum. Herkes beğenip abone olsun. Hadi kurtarın beni, ne olur. Adam olana çok bile. Al onu, karnını doyur. Yoksa dayak yersin. Sen çok kötü birisin. Bana çok kötü davranıyorsun. Sürekli bana dilencilik yap diyorsun. Okula bile gitmeme izin vermiyorsun. Ulan eşek sıpası, okula gideceğin de ne olacak ha? Eşek herif, dilencilik yapacaksın, paraları bana vereceksin. Yapmayacağım işte, ben artık dilencilik yapmak istemiyorum. Ulan Ergele, sen iyi bir dayağı hak ettin, gel bakayım sen buraya. Aa, babacığım ne olur vurma, özür dileyim ne olur. Ulan Ergele, dilencilik yapacaksın diyorsak dilencilik yapacaksın, anladın mı lan beni? Al bakayım sen, al bakayım. Babacığım ne olur vurma bana, ne olur, çok acıyor. Şimdi defol git, dilencilik yapmaya başla, hadi bakalım. Hayır, dilencilik falan yapmayacağım, gidiyorum ben bu evden. Lan Ergele dur, kaçma. Neyse, geri geleceksin nasıl olsa. Bir daha o eve asla geri dönmeyeceğim. Yeter artık, çok sıkıldım. Artık kendi başımın çaresine bakacağım. Kendime yeni arkadaşlar bulacağım şimdi. Yarda oğlum, sen nasıl bu kadar kaslı oldun ya? Bana da öğret oğlum ya, ben de kaslı olmak istiyorum. Oğlum benim gibi kaslı olmak için 40 fırın ekmek yemen lazım senin zargana. Ya kanka ayıp ediyorsun ya, bana da göster oğlum işte ya, ben de kaslı olayım senin gibi ya. Hadi lan oradan, sana da öğreteyim de sana bana artistlik yap değil mi? Ya oğlum vallahi artistlik yapmayacağım ya, bana da kaslı olmayı öğret ya, senin gibi olmak istiyorum. Yok oğlum yok, başına uğraşma, zaten uğraşsan da benim gibi olamazsın yani. Şurada bir ileri var, belki benimle arkadaş oluyorlar onlar. Bu bücür de kim lan böyle? Dilenci mi yoksa bu? Merhaba abiler, ben evden kaçtım, kimsem yok, sizinle arkadaş olabilir miyim? Biz de arkadaş mı olacaksın lan? Yürü git şuradan, şuna bak, bücüre bak ya, yaşına başına bakmıyor, arkadaş olmak istiyor. Ya Rüzgar dur bir bakalım ya, neymiş bir anlayalım, ufaklık sen nereden geldin? Abi babam bana çok kötü davranıyordu, ben de evden kaçtım, siz benimle arkadaş oluyor musunuz? Lan yürü git, Allah'ın bücüre olan, Allah versin yallah lan, dilenci misin nesin, arkadaş falan olmayız seninle. Hayır abi, ben sizden bir şey istemiyorum, sadece arkadaş olmak istiyorum. Ya abisi sen laftan anlamıyor musun, arkadaş falan olmayacağız seninle ya, yürü git, Allah Allah, çattık belaya ya. Ya Rüzgar görmüyor musun, zor durumda yani çocuk, yardım istiyor bizden, Allah Allah ne kadar kötü kalplisin. Oğlum bize ne ya, biz hayır kurumu muyuz, Allah Allah, gitsin başkasından yardım istesin. Ya Rüzgar işte bu yüzden seni sevmiyorum, nefret ediyorum, defol git buradan ya. İyi be, ne haliniz varsa görün, Allah'ın ezikleri. Abi sen bana yardım eder misin? Ufaklık, ben de senin gibi çok fakirim. Benim ailem de çok fakir. O yüzden sana yardım edemem. Ama seninle arkadaş olurum. Ne zaman başın sıkıştığında beni çağırabilirsin. Gerçekten mi abi? Çok teşekkür ederim. Ne demek ufaklık? Başın sıkıştığında mutlaka beni bul, tamam mı? Ben sana yardım ederim. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Sen çok iyi birisin. Hadi bakalım. Benim şimdi gitmem lazım. Sonra yine görüşürüz. Yaşasın. Kendime bir arkadaş bulabildim. Eyvah, olamaz. Yağmur başladı. Islanıyorum. Neyse, en iyisi burada dilencilik yapayım. Belki birisi bana yardım eder. Ne olur bana yardım edin. Çok fakirim. Ne olur Allah rızası için birisi bana yardım etsin. He, oradaki de neydi ya? Küçük bir çocuk muydu? Ben mi yanlış gördüm? Dur bir bakayım şuna. Polis abi.
Ufaklık, sen burada ne yapıyorsun bakayım yağmurun altında ya? Allah Allah. Dilencilik yapıyorum abi. Benim annem babam yok. Evden kaçtım. Senin annen baban yok mu? İyi de bu yağmurun altında durman doğru değil. Gel bakalım benimle. Yok abi, sağ ol. Seni de şimdi işinden alıkoymayayım. Sen işine bak. Olur mu öyle ufaklık? Benim işim sizsiniz yani. Gel benimle sen. Böyle bırakamam seni yağmurun altında ya. Olur mu öyle? Peki abi. Çok teşekkür ederim. Seninle karakola gidelim. Sana güzel sıcak bir çorba ikram edeyim. Gel bakalım. Üşümüşsündür. Söyle bakalım ufaklık. Annen baban nerede senin? Polis abi. Benim annem babam öldüler. Ben çok küçükten beri birinin yanındayım. Allah Allah. Demek sana dilencilik yaptırıyorlardı. Sen de kaçtın öyle mi? Evet abi. Sana yolda anlattığım gibi. Bana dilencilik yaptırıyorlardı. Ben de evden kaçtım. Anladım. Merak etme. Artık kimse sana zarar veremez. Sen artık benim yanımdasın. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Hatta ben artık seni evlat ediniyorum. Sen bana baba bile diyebilirsin yani. Merak etme. Çok güzel bir hayatın olacak. Gerçekten mi? Yaşasın. Çok teşekkür ederim babacığım. Hatta sana polislik yapmayı bile öğretirim yani. Sen de benim gibi bir polis olursun. Vay canına. Gerçekten mi? Ben de polis olabileyim miyim? Olursun tabii ya. Neden olmayasın? Sana güzel bir fizik yaparız. Spora yazdırırız. Sonra da sana polisliği öğretirim. Silah kullanmayı da öğrenecek miyim? Tabii ki öğreneceksin. Çok kaslı, çok güçlü bir polis olacaksın. Yaşasın be, yaşasın. Hadi bakalım gel. Önce sana silah kullanmayı öğreteyim. Polisin ilk adımı silah kullanmaktır. İşte ufaklık. Burası atış poligonu. Silahımızla karşıdaki hedefi vurmaya çalışıyoruz. Tam ortadan vurursak başarılı oluruz. Şimdi sana nasıl silah kullanılır, nasıl ateş edilir bunu öğreteceğim. Yaşasın be, silah kullanacağım. Tamamdır. İlk önce ben yapıyorum. Beni seyret, nasıl yaptığımı iyi öğren, tamam mı? Tamamdır. İlk yapman gereken bu şekilde nişan almak. Nişan aldıktan sonra karşıdaki hedef tahtasına ateş edeceğiz. Tam ortadan vurmaya çalışacağız. İyice nişan alıyorsun ve tam ortaya geldiğinden emin olduğunda ateş! İşte bu şekilde ateş ediyorsan. Tamamdır. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsin. Hadi bakalım, sıra sende. Tamamdır. Ateş edeceğim. Nişan alıyorum. Şöyle, evet ve ateş. Nasıl ama? Güzel ateş ettin mi? Aferin aferin. Çok güzel ateş ettin. Bu kadarını beklemiyordum. Yaşasın. Tamamdır. Bugünlük bu kadar eğitim yeter. Şimdi seni spor salonuna götüreceğiz ve kaslı yapacağız. İşte ufaklık. Burası spor salonu. Buradaki ağırlıkları çalışarak çok kaslı bir çocuk olabilirsin. Evet. Kaslı olmak istiyorum ben. Kaslı olmak istiyorum. Tamam o zaman. Benim karakola gitmem lazım. Sen burada spor yap. Sporun bitince gelirsin. Hadi bakalım. Tamam değil babacığım. Sen git. Ben bir saat sonra geleyim. Bakalım kaslı olacak mı yani? Ulan bu hergele nerede? Akşam oldu neredeyse, hala eve gelmedi. Ulan o bir gelsin, ben ona yapacağımı biliyorum. Ulan ben en iyisi gideyim de bulayım şu hergeleyi, neredeymiş bir? Neşesin işte bu, çok kaslıyım. Babacığım ben geldim, spordan geldim. Oha ufaklık, ne oldu sana böyle, çok kaslı olmuşsun. Evet babacığım, çok kas yaptım, gördün mü, çok spor yaptım. Aferin sana, aferin. Aslan oğlum benim be. Kimin çocuğu be? Aslan oğlum. Babacım ne oluyor, beni bırakma, olur mu? Ben seni çok seviyorum. Olur mu öyle şey ufaklık? Ben seni hiç bırakır mıyım ya? Merak etme sen. Ula nereye gitti la bu çocuk? Ula ben onu bir bulayım var ya, geberteceğim. Eyvah, olamaz. Ha lan hergele, sen orada ne yapıyorsun lan? Olamaz, babam geldi, hayır. Ulan demek evden kaçıp polislerin yanına sığındın öyle mi? Hayır, bana zarar verme. Yaklaşma bana, git buradan. Ulan hergele, yoksa beni polislere şikayet mi ettin lan sen? Hayır, şikayet falan etmedim seni. Ben seni sevmiyorum. Git başımdan. Ulan sen benim dilencimsin. Dilencilik yapıp paraları bana getireceksin lan. Hayır, geri dönmeyeceğim. Git. Ulan sen nasıl evden kaçarsın lan? Nasıl evden kaçarsın? Ulan ağzını burnunu kırarım lan senin. Aa, dur vurma. Aa, baba dur. Yardım edin. Konuşma lan. Konuşma lan. Ulan seni var ya geberteceğim ulan ben. Ulan lan. Ne oluyor dışarıda ya? Bu bağırışmalar da ne? Ne oluyor burada? Seni hergele seni. Evden kaçmak neymiş, göstereceğim ben sana, göstereceğim.
Hop birader, dur bakalım. Ne oluyor burada? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen karışma bu işe yaram komiser. O benim çocuğum. İstersem döverim, istersem severim ha. Yok öyle. Kafana göre davranamazsın. O artık senin çocuğun değil. Benim çocuğum. Ha? Nereden senin çocuğun oluyormuş lan? Benim çocuğum lan bu. Keyem komiser, ne oluyor? Kurtar beni bu adamdan. Ne oluyor? Geri verme. Merak etme ufaklık, seni bu adama geri vermeyeceğim zaten. Ulan sen kim oluyorsun da benim çocuğumu elimden alıyorsun lan ha? Bana bak, çocuğa dilencilik yaptırıyormuşsun, dövüyormuşsun, aç bırakıyormuşsun, doğru mu bunlar? Ulan sana mı hesap mı vereceğiz ulan? Bana bak, bu ufaklık bundan sonra senin yanına gelmiyor. O artık benim çocuğum, benim yanımda kalacak, anladın mı? Bunu kafana sok. Ulan ben size ne yaparım lan, sen bu işe karışma Kerem komiser. Sen bu işe karışırsan fena olur ha. Kerem komiser, yarayı beni verme. Anlaşıldı. Sen güzelce bir hapse gitmek istiyorsun. Gel bakalım sen buraya. Ha, Kerem komiserim durun ya, siz beni yanlış anladınız ya. Ben hapse girmek istemiyorum ya. Bana bak, seni hapse atmamı istemiyorsan defolup gideceksin. Bir daha da bu çocuğun karşısına çıkmayacaksın, anladın mı? Ulan yine iyi yırttınız var ya. Tamam hadi, anlaştık anlaştık. Hadi bakalım defol şimdi. Kerem komiser, teşekkür ederim.